Sayın Alternatif Peron yolcusu, hoş geldin. Burası Agora'nın 10. bölümü. Bu 9 bölüm, geçmiş 9 bölümü sadece ikisinde herhangi bir kitaba ya da konuya bağlı kaldık. Diğerleri biraz daha güncel konulardı, haber içerikli konulardı. Ama baktık ki bu kitaplardan bahsettiğimiz podcastler daha çok ilgi çekiyor. O yüzden bugün de bu podcast'te de şimdi böyle bir şeyden bahsedelim istiyoruz. Hoş geldin Yalnız Cowboy. Hoş bulduk Douglas. Selam arkadaşlar, ben Yalnız Cowboy. Bugün çekeceğimiz kitaptan bahsedersek Douglas, eski Orta Asya Türk Devletleri'nde aile Yasemin Kurtoğlu tarafından yazılmış, Türk Tarih Kurumu'na ait. Yayın evine bakarsak Salmat Basın Yayıncılık tarafından basılmış Douglas. Bu kitapta değineceğimiz konu da eski Orta Asya'da evlatlık ilişkileri, evlatlık hukuku, evlatlık sözleşmesi hakkında konuşacağız ve yorumlayacağız Douglas bazı evlatlık sözleşmelerini. İstersen hemen bir giriş yapayım Douglas. Tabii. Evlat edinme eski Orta Asya Türkleri arasında ciddiyetle uygulanırdı. Kaynaklarda evlat edinme işlemleri törenlerle gerçekleştirilirdi. Törenler sırasında kurbanlar kesilirmiş Douglas, evlatlık töreni sırasında. Ve evlatlık giden kişilere de tutunçu oğul adı verilirmiş. Bunun verilmesindeki maksat da evlatlık çocuklarla ailenin kendi çocuklarını karıştırmaması politikasıyla bu çocuklara bu isim veriliyormuş. Ama evlatlık edindiği çocuğu da kendi çocuklarından ayıramaz. Onları da kendi öz çocuğu gibi görmek zorunluluğu var Douglas. Ama burada isim olarak onu vermek durumu var diyorsun. Evet Douglas, kitapta öyle bahsediyor. Aile gerçek çocukları gibi görüp öz muamele yapıyormuş. Ama o isim değil aslında. O denilen bir ifade. Çünkü mesela ailenin ilk çocuğu olsa olan birisine de o oğlan ya da kız fark etmeksizin Tun oğul diyorlar zaten. Evet, lakap veriliyormuş Douglas ya. Tutunçu gibi. Gibi. Evlatlık edinmesinin nedenleri de o ailenin nüfusunu arttırma politikası, kabilenin veya obanın gücünü arttırması veyahut dini olarak, yani dini görüş olarak inandıkları, inanç olarak, kült olarak baktıkları zaman da ruhlar, eğer bir ailenin bir çocuğu oluyor, o çocuğu ruhlar hasta etmesin diye ruhları kandırmak amacıyla başka bir aileye evlatlık olarak görüyorlar Douglas. Peki genelde yakın akrabalardan mı alınır evlatlık, yoksa biraz daha uzak akrabalardan ya da hiç tanınmayan kişilerden de alınır mı? Yakın akraba değildir Douglas. Ya. Yakın akraba olsa da zaten amcası, akraba ilişkileri oluyor ama bu aile dediğin zaman farklı bir aileye gidiyor Douglas. Ya. Benim bildiğim öyle. Hükümdarlar da evlatlık alıyormuş. Bu evlatlıkları yetiştirip kendilerine koruma yapıyorlarmış Douglas. Hatta hükümdarın evladı yoksa onun yerine tahta da geçen evlatlıklar varmış Douglas. Örnek olarak da kitapta Uygurlarda kurultay kararıyla başa geçen bir evlatlık çocuktan bahsediyor Douglas. Evlat edinme hakkı da kocaya aitmiş. Eş tek başına evlat edinemiyor Douglas. Kocası da eşine danışarak evlatlık alıyordur. Zaten Türklerde kadının rolü... İşte tam da oraya girecektim yani. Evet. Kadının sözü bence çok önemlidir yani. Sen koca seçiyor falan diyorsun ama evet. Sonuç olarak hanım kelimesinin nereden geldiğini de biliyoruz yani. Ben hanım, işte bu da benim hanım. Yani aslında hükümdarı da yöneten eşi. Evet. Karısı yani. Evet. Ama kadın tek başına, eğer evliyse tek başına gidip başkasının çocuğunu evlatlık olarak alamıyor Douglas, kocasından. İşte bence erkek de alamıyor yani, onu demeye çalışıyorum. Bir ortak karar gerekiyor orada. Evet. Eğer kadın dulsa gidip evlatlık çocuk edinebiliyormuş Douglas. Kitapta ondan bahsediyordu. Bir de evlatlık edinen çocuklar genellikle 10 yaşında tercih ediliyormuş. 10 yaşındaki çocuklar diğer aileye daha kolay adapte oluyormuş Douglas. O yüzden 10 yaşındaki çocukları tercih ediyorlarmış. Evladın da gittiği aileye karşı yükümlülükleri var. Gittiği ailedeki babasını öz babası yerine koymak zorunda ve ona itaat etmek zorundaymış Douglas. Peki genelde benim bildiğim erkek çocukları evlatlık alınıyor değil mi? Evet,
kitapta da ondan bahsediyor. Bunun olmasının nedeni de tarım işlerinde güç faktörü önde olduğu için erkekler kadınlara göre daha çok güçlü olduğu için doğası gereği. O yüzden erkek çocuklar daha fazla evlat ediniliyormuş da kız. Bu da tarım işlerinde kullanılması için yani çocukların. Kitapta ondan bahsediyor da kız. Evet. Eğer çocuğa kötü muamelede bulunulur ve aç bırakılırsa o çocuk evden ayrılıp istediği yere gitme hakkına sahipmiş. Orada ondan bahsediyor. Bir de Uygurlarda evlat edinme sözleşmesi var. Bu sözleşme yapılırken de şahit ve şahitler tarafından onaylanıp imzalanıyormuş Douglas. Bu sözleşmeler bedelsiz yapılabilirmiş veya mal ve para karşılığında yapılıyormuş Douglas. Bu mal ve para karşılığında yapılan sözleşmeye de süt sevinci deniliyormuş. O zamana kadar yapılan masraflar ailesine ödeniliyormuş Douglas. Yani 10 yaşına kadar mesela ailesi çocuğuna bakıyor. O 10 yaşına kadar baktığı süredeki masrafları evlat edindiği aile bunu karşılıyor Douglas. Buna da süt sevinci deniliyormuş. Kitapta ondan bahsediyor. Bir de evlat edinme mesela bir aile bir çocuğu evlat verdiği zaman onu geri alamıyor. Geri alabilir. Alabilir mi, alamaz mı? Eğer karşı tarafın öz çocuğu yoksa alamıyormuş da kız. Öz çocuğu olduğu zaman bir nevi alma hakkı oluyormuş genelde kız yani. Bu Peki şöyle bir olay var mı? Çocuğu olduğu halde bir evlatlık alma durumu var. olabilir. Evet, E bu durumda nasıl olacak olay? Zaten çocuğu vardı, ben artık geri istiyorum derse de muhtemelen bu tarz bir sebep gülünç karşılanacak ve verilmeyecektir muhtemelen. ya bu iki taraf arasında yapılan sözleşmeye dayalı Douglas ya. Şimdi sözleşmelerden örnek vermeye başlayacağım, okuyacağım ve beraber yorumlayacağız Douglas. İstersen başlayayım. Söyleyecek bir şeyin var mı? Bu renk. Yok. Yok. Başlayabilir. Uygurlar dönemine ait bir evlat edinme sözleşmesi konuya ışık tutmaktadır. Bu sözleşmede Titso isimli bir ağabey, kardeşi Ansu'yu Toynakşılı adındaki birine evlatlık olarak vermektedir. Titso bu sözleşmeyi yaparken ağabeyiyle konuşup kardeşi Ansu'nun evlatlık olarak verilmesine ortak karar verdiklerini öncelikle dile getirmiştir. Kardeşinin evlatlık verilme sebebi olarak da maddi sıkıntı içinde bulunduklarından dolayı evde pişen yemeğin aile üyeleri arasında paylaşımının zorlaşmasını gösterilmiştir. Sözleşmede Ansu'nun evlatlık verilmesine karşılık Toynakşıla'dan 20 sitir gümüş alındığını ifade edilmiş. Ardından da tarafların hak ve yükümlülükleri anlatılmıştır. Buna göre Titso kardeşiyle ilgili hiçbir güçlük çıkartmayacak. Toynakşıla da evlatlık aldığı Ansu'yu kendi çocuklarıyla bir tutacak. Yemek, giysi ve mallarını tüm çocukları arasında eşit bir şekilde paylaştıracaktır. Sözleşmede daha sonra yaptırım kısmına geçilmiş ve verilen sözlerin tutulmaması halinde çarptırılacakları cezalar belirtilmiştir. Sözleşme şahitlerin onayı ve tarafların mühürleriyle sona ermektedir. Douglas, bu bir sözleşme örneği. Şimdi bu sözleşmeyi yorumlarız ama şu soruyu soracağım ben sana. Evet. Mesela burada bu sözleşmede de kendi çocuklarıyla bir tutmak, eşitlik, onlarla aynı davranmak gibi maddeler var değil mi? Evet. Bunların olmasına rağmen, yani bu tarz bir içeriği olmasına rağmen bazıları Türklerdeki evlatlıkla ilgili işte köleliğin bir değiştirilmiş hali falan diyorlar. Bunlara ne diyorsun bu tarz düşüncelere? Yani kölelik kavramı da var burada. Normal çocuğu satıyor yani Douglas. O tarz örnekler de var. Ona da değineceğiz ilerleyen örneklerde Douglas. Ama bu örneğe bir kölelik diyemezsin Yok, yani. burada evlatlık sözleşmesi. Burada tamamen Çünkü farklı. bak, abisi verirken mesela evdeki durum da belli. Orada kaynamıyor artık yemekler. Evet. Yetmiyor yani. Douglas Şimdi burada bir de kitapta şundan bahsetmişti. Onu da söyleyeyim hemen. Evlatlık olarak gittiği zaman kendi ailesinde mesela annesi babası öldüğü zaman miras hakkı olmuyormuş Douglas. Evlatlık olarak başka bir aileye gittiği için. Kendi ailesinde yani öz ailesinde miras hakkı olmuyor. Mesela abisi ailesinde kaldı ya, o miras annesinin babasından kalan şeyler abisine kalıyor.
O Peki farklı bir ayrım. kabileden atılma durumunda ne oluyor? Tekrar öz ailesine geri dönüyor o zaman. Bu tercih meselesi. İstediği yere gidiyormuş. Eğer o çocuğa bakmıyorlarsa, aç bırakıyorlarsa istediği yere gidiyormuşlardır. Devam edeyim istersen. Yorumum Tamam. sözleşme hükümleri incelendiğinde dikkate değer şu hususlarla karşı karşıya kalınmaktadır. Öncelikle evlatlık verenin çocuğun babası değil de ağabeyi olduğu görülmektedir. Titso, Anso'yu evlatlık verirken diğer ağabeyiyle konuşup ortak karar verdiklerini belirtmiştir. Uygurlarda evlatlık verme işlemlerinin genelde çocuğun babası tarafından yapıldığı bilinmektedir. Bu durumda örnek sözleşmede kardeşlerin ortak karara vararak evlatlık vermelerinden babaların o sırada hayatta olmadığı sonucu çıkartılmaktadır. Anso'nun evlatlık verilmesi karşılığında alınan para da süt sevincinin bir örneğini oluşturmaktadır. Sözleşmede evlatlık olan Toynakşila, evlatlık alan Toynakşila ise zaten var olan çocuklarının yanı sıra bir de evlatlık almakta ve evlatlığını kendi öz çocuklarından ayırmayacağını belirtmektedir. Bu durum evlatlıkların aile içinde farklı muameleye tabi tutulmadığının bir göstergesidir diye yorumlamışlardır burada sözleşmeyi. O zaman en başında mesela genel geçer olarak hani dedik ya işte çocuk olursa geri alınır muhabbeti falan. Sen demek ki bak dediğin gibi sözleşmeden sözleşmeye değişen şeyler. Abi yapıyor sonuçta, bir baba yapmıyor. Evet, Ve babası. orada bir evlat olmasına rağmen evlatlık alınıyor falan. Evet. Babasının da öldüğünden bahsetmişlerdi ya. Demek ki ailenin başında bir er yok. Abisi yapmış bunun yerine. Abisi bu yükümlülüğü almış. Bunu yaparken de evde yemek paylaştırırken yetmiyormuş. Demek ki aç kalıyorlar. Gelir elde etmek için de çocuğu evlatlık olarak vermişler Douglas. Süt sevinci almışlar yani. Bir başka belge Yani. geçeyim mi? Yoksa yorumlayacak mısın da? Yok yok, geçebilir. Bir başka Uygur belgesinde ise bir baba oğullarından birini çocuğu olmayan ve olacağını da ümit etmeyen bir kimseye evlatlık olarak vermektedir. Belgede bu işleme karşılık babanın herhangi bir menfaat sağladığına dair bir hüküm yer almamaktadır. Bu belge evlatlıkların bedelsiz olarak da verilebildiğine dair bir örnek teşkil etmektedir. Güzel bir örnek. Evet, burada da süt sevinci almadan bedelsiz olarak da veriliyormuş. Bak, zaten Yok şimdi burada hani çocuk sanki parayla satılan bir şeymiş gibi de algı var. Bak bu algıyı kıran bir şey bu. evet. Zaten podcast'in başında da bahsetmiştik yani iki türlü oluyor. Ya süt sevinci oluyor ya da bedelsiz olarak verebiliyorlar. Yani çocuğu olmuyormuş. Bedelsiz olarak Demek ki vermişler. aslında bak şöyle düşün. İlk örnekte ihtiyaç sahibi kimdi? Evlatlığı veren de yani, değil mi? Evet. Abiydi. Ya, o evlatlığı veren aileydi. Şimdi ise evlatlığı alan aile ihtiyaç sahibi. Evet. Burada da evlatlığı alan aile ihtiyaç sahibi. Doğru söylüyorsun Douglas. Evlatlık vermeye ilişkin söz konusu Uygur belgelerinde bu işlemler oğulluk vermek ifadesiyle karşılanırken bazı belgelerde oğlunu satıldığından bahsedilmesi dikkat çekicidir. Evlatlık verirken bazen oğulluk vermek diyorlarmış sözleşmelerde, bazen de oğlunun satıldığından bahsediliyormuş. Bu belgeler karşılaştırıldığında oğul satışının evlatlık vermeye kimi yönlerden benzese de iki hukuk kurumu arasında farklılıkların bulunduğu görülmektedir. Mesela bak burada bahsetmiş ki Douglas oğul satışıyla oğulluk vermek farklı yani. Bu oğul satışı tamamen bir köle gibi oluyor demek ki Douglas. Buradan onu bahsetmiş. Ya da al senin oldu, hani benim hiçbir hakkım falan yok artık onun üstünde. Evet. Bu senin, ne yapıyorsan yap. Şöyle ki oğul satışına ilişkin bir belgede Damuni isimli bir baba kendisine ne lazım olan 50 pamuklu bez karşılığı oğlunu alpışa satmaktadır. Satışın geçerlilik süresi olarak 1000 yıl 10.000 gün gösterilmiştir. Baba alıcı alpışın oğlunu isterse kendisinin sahiplenebileceğini, isterse de onu başkasına satabileceğini ifade etmiştir. Sözleşmenin devamında satılan oğlunun bir suç işlemesi halinde bundan öz babasının sorumlu olacağı belirtilmiştir.
sözleşme hükümlerine uyulmadığı takdirde tarafların ödeyeceği tazminatlar düzenlenmiştir. Sözleşmede Bir ayrıca şey diyeceğim. evet. Şimdi çocuğu satıyor. Evet. Adeta bu örneği pek beğenmedim ama hem çocuğu satıyor köle gibi, Evet. hem de al sen istiyorsan sat, istiyorsan kendin bak. Yani bir evlatlık gibi değil bu. Bu tamamen farklı. Mesela Ama işin diğer bölümüne gelince çocuk suç işlediğinde baba, öz baba sorumlu olacak. Bak hani işin bu boyutu da var. O sözleşmede bunu sorumluluğu tam reddedemiyorlar yani. kitapta bu örnek verilirken zaten oğulluk vermekle oğul satışındaki farka değinmek istemiş Douglas. Eğer mesela bir oğul sattığı zaman alan kişi isterse evlat olarak edinebiliyor, isterse başkasına sahiplendirebiliyor. Yani istediği gibi kullanabiliyor. O çocuk da bir suç işlerse bu da bundan da öz babası sorumlu oluyor Douglas. O zaman bu iyice artık fakir ailelerin yaptığı bir yöntem, başvurduğu bir yöntem olabilir. Evet, olabilir Douglas. Sözleşmede ayrıca hükümlere uymayanın sözünün geçersiz sayılacağı da hükme bağlanmıştır. Sözleşme tarafların imzaları ve şahitlerin onayıyla sona ermektedir. Burada oğul satışından bahsetmiş. Bir başka Uygur belgesinde ise bir baba kendisine lazım olan 60 altın karşılığında oğlunu Sengektes Aka adındaki birine 1000 yıl 10 bin gün süreyle tamamen sattığını ifade etmektedir. 1000 yıl 10 bin gün derken Douglas demek ki yani burada müebbet yani ömür boyu demek istiyor herhalde Douglas. Özellikle sözleşmelerde 1000 yıl 10 bin gün deniliyor. Bu konu hakkında ne düşünüyorsun? Yani ağırlaştırılmış müebbet ile 500 yıl hapsin arasında ne fark var? Belki oradaki koşul farkı var ama süre açısından hiçbir farkı yok Ha, çocuk bin gibi. yıl yaşayacak da yani ondan sonra özgürlüğüne kavuşacak. Yani burada Douglas ömür boyu demek istemiş yani. Sözleşmede bir yıl olsun sözde hesabı. Torununun 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 torununa kadar sizin demiş ya. Hadi bakalım. Evet. Sözleşmede satın alanın eğer isterse satın aldığı oğlu başkasına satabileceği de belirtilmiştir. Sözleşme hükümlerine oğlunu satan babanın ya da akrabalarından birisinin sonradan karşı çıkması durumunda ise satılan oğula denk iki kişinin karşı tarafa verileceği de taahhüt edilmiştir. Ha, ben burada mesela akrabalarından biri karşı çıkıyor. Mesela amcası yeğeninin satıldığına karşı çıkıyor. Bunu almak için de karşı tarafa denk iki çocuk vermesi gerekiyor herhalde Douglas. Buradan ona sözleşmede bunu belirtmiş. Evet Douglas. Devam edeyim mi? Seni dinliyorum ben. Devam edeyim yoksa yorum yapacak mısın? Senin yorumun ne? Yani sözleşmeye dayalı. Biz bahsettiğimiz gibi zaten. Sözleşme. Ama mesela burada şey var. İnsana sence bu nasıl bir yaklaşım tarzı? Onu sorayım. Bu eski çağlarda şimdi günümüz mantığıyla düşünüyoruz ama eski çağlarda olsak acaba yani şimdi o zamanki yaşam standartlarıyla bu zamanki yaşam standartları farklı yani. İnsan satıyorlar baksana. Gerçi günümüzde var mı hala böyle insan satan bir Sözleşmelere de ne kadar uymuyor acaba? O da var. evet, Aileden aileye göre değişir tabii de. şu an böyle bir sözleşme olsa butlana düşer zaten. Yokluk olur yani. Yani kabul Çünkü olmaz yani. aslında Hukuki bir geçerliliği burada olmaz. iki ailenin yaptığı bir şey var. Değil mi? Evet. Sonuçta devlet bunu tanıyor mu ya da boylar, obalar? Evet. Bir genel bir kanun yok. İki aile kendisince bir sözleşme yapmış. Bir de şahit olması gerekiyor. Şahitler de bunu mühürlüyor yani daha. Mühür vuruyorlar. Ama şimdi mesela evlatlık aldı birisi. Evet. Çocuğa alttan kötü davranmalar var. Evlatlık Bunun olduğu zaman kanıtlanma mekanizması nasıl işliyor mesela? Ne oluyor? çok güzel bir konuya değindin Douglas ya. Şimdi evlatlık edindiği zaman mesela aile evlatlık edinen aile çocuğa kötü davrandığı zaman çocuk özgür olabiliyor yani çekip gidebiliyor ama yani bu çocuk satılmış yani bu çocuğu kötü de davransa sözleşmeye tabi olduğu için gidemiyordur yani köleden bir farksız yani Douglas. Burada çok güzel bir noktaya değindin. Ama şimdi çocuk satılıyor diyorsun. Şimdi bunu evlatlık alabilir diyor. Ha, isterse Ama alabilir. evlatlık ya da satabilirsin diyor.
Evet. Burada şu yok. Üçüncü şık olarak bunu istediğin gibi kullan yok yine yani. Ya bunu tekrar sat ya senin evlatlığın olsun. Çünkü burada öz baba yine de şey yapmıyor. Hani çocuk suç işlerinde yine öz babanın sorumluluğunda, anladın mı? Anladım da. Kitabın yorumunu okuyayım. Örnekler incelendiğinde görülmektedir ki hem oğulluk vermede hem de oğul satmada belirli bir mal ya da para karşılığında oğullar karşı tarafa verilmektedir. Sözleşme süreleri olarak 1.000 yıl 10.000 gün gibi çok uzun bir sürenin öngörülmüş olmasının nedeni sözleşmenin sürekliliğini sağlamak. Bu sayede en azından taraflardan birinin sürenin dolduğunu ileri sürerek sözleşmeyi sona erdirmek istemesinin önüne geçmektir. Her iki sözleşme tipinde de evlatlık veren açısından ciddi bir farklılık görünmezken evlatlık alan bakımından hak ve yükümlülükler değişmektedir. Oğul satışına ilişkin olan belgelerde oğlu satın alan kişi onu isterse kendi yanında tutabilecek, isterse de başka bir kişiye satabilecektir. Böyle bir düzenlemenin evlatlık vermenin kurallarından sayılan evlatlığı kendi çocuklarından ayırmama yükümlülüğüne aykırı olduğu açıktır. Bu noktada oğul satış sözleşmeleri evlat edinme sözleşmelerinden ayrılmaktadır. Şu halde son iki belge çerçevesinde bir evlat edinme ilişkisinin değil bir oğul satışı işleminin ve dolayısıyla velayet hakkının satışının söz konusu olduğu özgür bir çocuğun adeta bir köle gibi başkasına satıldığı dile getirilebilecektir diye yorumlamışlardır. Bu iki örneği kitap. Bir yorumun olacak mı? Başka var mı örnekler? Var var. Birkaç tane daha örnek var. Zaten çok fazla yani kitabı tamamen okumak yerine sadece sözleşmelere değinmek amacıyla bahsedeceğiz daha kısa yani. Farklı örnekler varsa hani genel geçerden onları biraz irdeleyelim. Devam edeyim kitabı okumaya. Bu arada evlat edinme kurumuyla ilgili Uygurlardan kalma söz konusu belgelerde ifadesini bulan hükümlerin aslında eski Türk adetlerini yansıtmadığı, çünkü bu hükümlerin daha önceki yüzyıllarda kurulan diğer Türk devletlerine yabancı olduğu da ifade edilmiştir. Bu görüşe göre söz konusu hukuk belgeleri Uygurların yerleşik hayata geçmelerinden sonraki dönemde toplumdaki zengin tüccar ve çiftçiler tarafından düzenlenmiştir. Dolayısıyla da eski Türklerdeki evlat edinme kurumunu göstermemektedir. Kaldı ki burada gerçek anlamda bir evlat edinme amacı bile yoktur. Bir nevi ev işlerinde kullanılmak üzere bir yardımcı almak amacı vardır. Bu amaçta evlat edinme perdesi altında gizlenmiştir. Douglas evlat ediniyor ama bunun altında yatan neden de evladını yani evlat edindiği kişiyi ev işlerinde kullanmak, tarla, bağ, bahçe işlerinde kullanmak amacıyla yani. Bu Bu amaçla sadece bahçıvanın adı evlatlık oldu gibi mi diyorsun sen? aynen Douglas. Çünkü zaten çocuğunu sattığı halde mesela hala sorumluluk öz babada oluyor. Bu da ilginç. Evet. Peki evlatlık verince de çocuğun sorumluluğu yine öz babaya mı ait? Yok. Sorumluluğu direkt üvey babaya ait oluyor zaten. Yok yani suç işlediği zaman üvey baba da artık. Evet, üvey Çünkü o bakıyor ona. baba. O, bütün her şeyi ona ait oluyor zaten. Evlat edinme ve oğul satışı dışında eski Türklerde erkek çocuklarla ilgili üçüncü bir müessese daha görülmektedir ki bu oğul rehnidir. Oğul rehni diye bir şey varmış. Bu konuya ilişkin yine bazı Uygur hukuk belgeleri açıklayıcı olmaktadır. Belgelerden birinde bir babanın oğlunu belirli bir bedel karşılığında bir başka kimseye rehin olarak bıraktığı görülmektedir. Baba borcunu ödeyinceye kadar oğlu rehin alan kişinin yanında kalacak. Bu süre zarfında çocuğun ihtiyaçları yine öz babası tarafından karşılanacaktır. Rehin süresi boyunca rehin alanın çocuğu kendi işlerinde çalıştırma hakkı bulunmaktadır. Ancak bu çalıştırma normal sınırlarını aşarsa çocuğa evlatlık muamelesi gösterilmesi gerekecektir. Rehin alan çocuğu kendi yanında çalıştırabileceği gibi başkasının yanında da çalıştırabilecektir. Kendi yanında çalıştırdığında çocuğa yiyecek ve içecek de temin etmek zorunda kalacak. Ancak başkasının yanında çalıştırırsa bu yükümlülüğü bulunmayacaktır. Douglas. Burada da Anladım. oğul rehninden bahsetmiş. Babanın borcu var, oğlunu rehin olarak bırakıyor. Bu da çok ilginç ya. Evet. Sen atıyorum şimdi borç yapsan ya da yanında para yoksa
der işte en fazla ne yaparsın, kimliğini bırakırsın yani ya da üstündeki bir teknolojik gereci bırakırsın değil mi? Evet. Burada Ki geri geldiğinde onu alabilmek için. bu da borcunu öderse geri alacak. Ha, o süre zarfında bu oğlunu rehin alan kişi, Bunlar Uygurlardan bahsediyoruz değil mi şu an Uygurlardan? evet, Uygurlardan. Bu yerleşik hayata geçtikten sonra bu tarz şeyler Artık çıkmış ortaya. Evlat bulanmış bir kültürden bahsediyoruz. Yerleşik hayata geçmiş, Evet, eski evet. töreden uzaklaşmış bir kültürden bahsediyoruz değil mi? Aynen Douglas. Şimdi Zaten bütün Türkler böyle evlatlarına bu şekilde bakıyorsa biz neyi okuduk o zaman bugüne kadar? Kadınına bu kadar değer veren, kadının Türk kadını eşini yönetiyor ya. Şimdi çocuk durumu böyleyse çok ilginç yani. Oradan iyi, buradan kötü bir yandan alıp bir yandan hani vermiş mi yani anlamadım. Başka bir yana fazla mı verilmiş? Douglas, eski Türklerde evlatlık verme vardır ama bu evlatlık satışıyla evlatlık rehni bence Uygurlar zamanında geçildi. Yani bu tüccarlık olsun, yerleşik hayata geçildiği zaman ticaretle tanıştıkları için, yani bu evlatlık satışı, ne bileyim, evlatlık rehni Uygurlarla beraber eski Orta Asya Türklerine geçtiğini düşünüyorum Douglas. Yani önceden de vardır yani bu evlatlık verme, obalar arası evlatlık verme vardır yani. Ya bu da evlat hukukuna göre, töreye göre yapılıyordu yani. Ya bu satış, ne bileyim, evlatlık oğul rehni ya Uygurlarla beraber girmiş. Adı geçen sözleşmede erkek çocuğun karşı tarafa belirli bir süreyle kısıtlı olarak veriliyor oluşu, bu sözleşmenin oğul satışı ve evlatlık sözleşmelerinden ayrıldığını açıkça ortaya koymaktadır. Normal çalıştırma seviyesinin aşılması halinde çocuğa evlatlık gibi davranılacağı yönündeki hüküm ise rehin alınan çocuklara, evlatlık alınanlara kıyasla daha sert muamele edilebileceğini göstermektedir. Douglas buradan bunu böyle yorumlamış kitap. Yani evlatlığa göre daha sert muamelede bulunabiliyor Douglas yani. İsterse belki de dövüyorlardır yani o zaman da çocukları. Şöyle bir şey var benim önümde. Evet. Şekil bakımından diyor, babalığın mülkünü ortak, hakikatte ise ücretsiz çalıştırılan uşak gibi bir yazı var. Evet. Yani Kazaklar içindenmiş bu, Kazaklardaki evlatlık. Boy teşkilatı çözüldüğü için diyor, sonraki evlatlıkların durumu böyle oldu. Yani teşkilat yapısı zayıflamış ve saçma sapan bir evlatlık tanımı ortaya çıkmış. Anladım Davis. Devam edeyim. Söz konusu sözleşmede bir babanın oğlunu borcu karşılığında geçici olarak başka bir kişiye vermesi ve bu süre zarfında oğlunun o kişiye hizmet etme yükümlülüğünde olması, bazı tarihçileri babaların oğullarını köle olarak geçici süreyle sattıkları gibi bir düşünceye götürmüştür. Ancak konuya ilişkin kaynaklarda burada bir köle satışı durumunun söz konusu olmadığı özellikle belirtilmiştir. Buradaki durum oğlunun rehin verilmesidir. Bu sözleşmenin hukuki niteliği için rehinle teminat altına alınan bir hizmet sözleşmesi nitelendirilmesi de yapılabilir. Zaten belgede de bu kavram tutukluk olarak geçmektedir. Ve tutuk da Divan-ı Lügat-ı Türk'e göre rehin anlamındadır. Yani Douglas, Divan-ı Lügat-ı Türk'te de tutukluk olarak geçiyormuş bu kavram. Gerek evlat edinme, gerek oğul satışı, gerekse de oğul rehin belgelerde dikkat çeken önemli bir husus, belgelerin hiçbirine oğullarının rızasının varlığına dair bir ifadenin yer almıyor oluşudur. Bu duruma ilişkin kaynaklarda da açıklayıcı bir bilgiye rastlanmamaktadır. Uygur belgelerinin her birinin oldukça ayrıntılı olarak düzenlendiği göz önüne alınırsa, oğlunun rızasının varlığına değinmenin atlanmış olduğu yorumunu yapmak pek mümkün görünmemektedir. Bu durumda belgeler düzenlenmeden önceki bir aşamada aile arasında oğul ile görüşülüp onun rızasının alındığı, ancak bu rızanın belgelere geçirilmesine gerek görülmediği ya da büyük bir olasılıkla oğulların rızasına hiç mi hiç bakılmadığı yorumu yapılabilir. Ancak böyle bir yorumun da çocukların aile içerisinde sahip olduğunu söylediğimiz hakların tekrar gözden geçirilmesini gerektirecektir diye söyleyip bu bölümü bitirmiş Douglas. Yani Şimdi burada ben burada sana oğlunun rızasına değinmek istemiş. Yani şunu söyleyeyim sana. Biz podcast
derslerimizde tarih konuşmaya devam edeceğiz. Evet. Ve tarih her zaman insanların istediği şekilde, duymak istediği şekilde onlara yansımayacak. Değil mi? Aynen Sonuçta katılıyorum ben. her zaman biz kendi sevdiğimiz şekilde tarihi öğrenemeyiz, bilemeyiz. Evet. Bu konu hakkında ne dersin? Ya, kitaptan bahsedildiği gibi yani bazı şeyler bizim Türk olarak bazı şeyler belki hoşumuza gitmemiş olabilir der biz. Yani evladını rehin olarak vermek veyahut evladını satmak yani Türk gelenek ve örflerine aykırı gibi gözüküyor. Zaten Douglas bu da Uygurlarda yerleşik hayata geçmesiyle beraber ticari faktörlerin, tüccarların oluşmasıyla beraber yani insanların birbirlerine borçlanmasıyla beraber oluşmuş bir durum. Yani bunu yadırgayamayız. Yani eğer tarih işleyeceksek veya tarih konuşacaksak tarafsız ve objektif olmamız gerektiğini inanıyorum Douglas. Hep tarih tekerrürden ibarettir deniyor. Niye? Çünkü tarihten ders çıkarılmıyor. Tarihten ders çıkarmak içinse zaten tarihi bilmek gerekiyor. Tarihi bilemedikten sonra nasıl ders çıkaracaksın, değil mi? Evet, evet Douglas. Bir de burada sosyal tarihçilik çok önemli Douglas. Burada siyasi tarihçilik yerine sosyal tarihçilik üzerine durulmuş. Ben de sosyal tarihçiliğin hastasıyım Douglas. Zaten Anales ekolünü savunuyorum ben de. İnsanların eski devirlerde ne yiyip ne içtiği, ne giydiği veya sosyal ilişkilerin nasıl olduğu bende çok merak uyandırıyor Douglas. Ben de kitabı gerçekten çok beğendim. Yani eski Türklerde evlatlık hukuku yani bu konular hakkında konuşmak bana haz veriyor Douglas. Yani buraya kadar sen ne düşündün? Yani senin de yorumunu alalım. Buraya kadar dejenere olmuş bazı şeylerden sonra neler olduğu ve bunların nasıl göze battığı ve hoş olmayan şeyler işledik biraz. Peki Tabii özünde bir hoş gibi geliyor evlatlık almak ama tam öyle olmuyor sonunda. en dikkat çektiği nokta ne peki kitapta? Yani yorumlarımız arasında en dikkat çektiği, yani en önem verdiğin yani aklında kalan konu ne sence? Pat diye sorunca da gelmedi öyle bir şey. Aynen. Sende var mı? Şeylerden bahsetmiştik yani. Evlatlık sözleşmesinden, evlatlık rehininden ve evlatlık olarak, gerçekten evlatlık Ya olarak. burada en çok beni parçalayan rehin verme olayı. Şimdi hadi satanın niyetini anlıyorsun. Sattı falan yani. Ama rehin verdikten sonra o çocuk tekrar senin evine gelecek, anladın mı? Evet, O zaten. çocuk senin, sen o çocuğun gözüne baka baka sen hala onun babası olduğunu nasıl iddia edebileceksin yani? Evet, borç Rehin demek. verdin sen o çocuğa. Bir de Douglas bu üç apayrı konuda yani hepsinde farklılık gösteriyor. Mesela Douglas evlatlık olarak verildiği zaman onun yani o çocuk suç işlese dahi o çocuktan sorumlu olan kişi onu evlatlık olan üvey babası ondan sorumlu oluyor. Eğer evlatlığını satarsa, bu da sözleşmede belirtilirse, evlat suç işlerse öz babası suçlu oluyor Douglas. Evladını rehin olarak verirse tekrar öz babası suçlu oluyor. Evlat sözleşmesiyle evlatlık rehini, oğul rehni arasındaki fark da şu Douglas. Evlatlığı sattığı zaman 1.000 yıl 10 gün diye bir sınırlama getiriyorlar. Yani ömür boyu evlatlığı sattığı zaman. Ama evlat rehni olarak, oğul rehni olarak verdiği zaman da evlatlık yani geçici bir süreyle verilmiş oluyor Douglas. Yani bu üç durumda da birbirinden farklılık gösteriyor Douglas. Benim bir de dikkat çeken nokta şuydu. Evlatlık sözleşmesinde yani evlatlık satışında Douglas evladı satın alan o çocuğu satın alan kişi isterse onu evlat olarak da alabiliyor, istemezse almıyor Douglas. Yani onu ırgat gibi de kullanabiliyor Douglas. Yani benim bu sözlerim bu kadar Douglas. Peki sen yorum yapmak istersen seni de dinleyebilir. Yok, burada bence kapatalım. Beğendin mi Douglas? Podcast bence güzel oldu. İnşallah değerli dinleyicilerimiz de Yani beğenmiştir. Yani bu tarz konular çekmek benim hoşuma gidiyor da daha da çekeceğimize inanıyorum Douglas. İnşallah. aktardığımız şeyler tarihsel şeyler. Bunu bilinmesi lazım. Yani burada üstüne yorum yapıyoruz ama yorum yapınca o bizim yorumumuz. Ama tarihsel bir şey saptırmak gibi bir niyetimiz yok. O yüzden
buna göre yaklaşmalarını isterim. Evet abi. Kapatalım mı Douglas? Yani benim görüşüm bu yönde. Podcast'i sonlandıralım mı?